Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'nin dibinde füzelerle tehlikeli adım. ABD güçlerine ilk kez bu kadar yaklaştılar. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı dronların sayısı 24. Ankara, özellikle Libya'da ve Dağlık Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2 dronların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa'da ilk kez saldırı düzenlemesiyle sarsılan Rusya, Türkiye sınırına yalnızca 3 kilometre mesafeye ilk kez bir savaş uçağı indirdi. Son haftalarda Suriye'de rejim karşıtlarını hedef alan bombardımanları artıran Rusya'ya ait bir S-35 jetinin yeni konumu uydu fotoğraflarından bile göründü. Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alan Kamışlı'ya iniş yapan S-35 savaş uçağının yerden çekilmiş fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlandı. Gözlerin bir anda Suriye'nin kuzeyine çevrilmesine yol açan askeri hareketlilikte, ayrıca S-35 uçağına yüklenmiş orta menzilli R-77 ve kısa menzilli R-73 füzeleri dikkat çekti. Yerel kaynaklar, ayrıca Rusya'ya ait bir Mi-8 helikopterinin 2K-52 helikopteri eşliğinde Kamışlı'daki havalimanından Halep'e uçtuğunu bildiriyor. İngiliz medyası ise, terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'ya inen Rus jetinin, Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerinin dibine ilk kez bu kadar yaklaştığını kaydediyor. YPG'ye açık şekilde destek veren ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Eylül 2015'te Suriye iç savaşına dahil olan Rusya, özellikle Humeymim Hava Üssü ve Tarsus Deniz Üssü'ne birliklerini konuşlandırıyor. Moskova, bu yılın Mayıs ayında nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22 M3'leri ilk kez Suriye'deki Humeymim Üssü'ne indirmişti.